Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mutfaktan bileceğiniz, bugün Nazım Eban'a geldik, Esen Tüpe'dekine. Bugün günlerden Perşembe. Aslında Bami'nin düğünü 5'inde olacaktı. Evet. Cumartesi günü olacaktı. Cuma da kendi aralığında kına getirip olacaktı. Haliyle büyük bir açıklama geldiği için herkes bir anda kalkıştı düğünü yapmaya. Biz de köyden geldik. Bugün abamın düğünü olacak. Bizim kadar bir saat yeniymiş herhalde. Bugün iki saatmiş. Yani öyle yanlış anlamışım ben. Benim geldiğimde bizim kız pirinç pilavlarını pişiriyormuş. Tabii ki kardelen de yanında olmadığı için çekemedik oraya. Kardelen de saçını kestirmeye gitti. Yenice o geldi. O gelmişken dedik çekem. Evet. Nazım Eban kuaförde. Tabii ki kızı da kuaföre gitti. Biz kardeşlik buradayız. Bir en büyük abam yok. Kız olarak işlerimizde. Yani şimdi abam bunu dünden tavuğunu pişirmiş, dikmiş, hazırlamış sağ olsun Nazmi abam. Gelen giden olur diye biz pilav üstlüyoruz. Ben de kapıdan girdim. Annemin arkasını tavaya karıştırıyor. İleriden köy makarnası sandım ben onu. Yani ben de sana bekliyorum. Çekim diyorum ben de ona. Deyzen pilav pişirmiş diye. Ben diyorum işte köy makarnası ile pilav ne alaka diye. Sonradan yanına yaklaşınca fark ettim. Sıcaktan gözlerim de gitmiş. Ben yemek geleceğim işte pilav üstü gelecek. Evet, gelecek kardeşim gidiririm ben size. Gidiririm. Sömertsin ya kendisi. Bunların da kaldı. İçeride misafirler var. Misafirler bunlar büyük değil mi? İyi. Köt. Birer köt atıyoruz. Yani ben çok boğazlı değilmişim. Benim kardeşler de öyle yemeği seviyor. Bak iyi dedi. Bu da çok büyük boğaz. Küçüğü iki kere koyacağımız büyüğü bir kere koyuz. Hadi. Vallahi çok büyük. Anne ben anca doyarım. Karnım acıktı. Bu arada dün biliyorsunuz ki biz akşam tarhana kalmıştık. Sabah kahvaltısı da tarhana köftesiydim. Ben neydim? Neydin? Ekmeği dilimde köy ekmeğini dildim. Üzerine domatesi çaldım. Hatta istekramı boy çektim. Domates biraz göklüymüş. Aksal. Üzerine peyniri ovaladım. Vallahi yemede yanında yap. Çok güzel. Bence tavsiye ederim. Göz kararı mıydı? Vallahi göz kararı yedim. Göz kararı ektim. Rıflattım. Tarnamız da kaldı bu arada. Arkadan da gözde izlem gülüyor. Çünkü göz kararı meşhurdu. Aba şey yedik. Evet. Göz kararı ötü. Vallahi kokusun. Aynen. Ya, onu da yapma ya, baba. Ben de çok. Aynen değil mi? Onu yapma. Açayım o zaman. Açamadık. Bir daha böyle katamadık. Acıktık içeride misafirler. Bakın acıktık. İki tane bunları bizim termim pişirdi. Günerlidir maşallah. Burada da teyzemin komşusu Emel abla ile teyzem var. Onları daha yeni gösterebildim. Kılpo'yu biz düğünü yaptık. Sıra kardeşime geldi. Cuma günü 12'den sonra çalgı olmayacakmış, şak olmayacakmış, konvoy olmayacakmış. Bir saat olduğu için abam da hemen bugün düğün salonu boşmuşmuş. Hemen İyi bari şanslarına. Verir. Allah hepimizi sen pay koyar mı içeri? Amin. Koy ben bunu yedim. Bak ben ne kadar çalışıyorum. Otur musun sen? Apa. Vallahi pilav da çok güzel. Kaynağı yakın almıyorsun. Kim yaptı? Pervin teyze mi? Pervin teyze yaptı. Yemede yanında yat. Ayrılıyor bak. Benim hep böyle yerlerde pilav teyzem yapar değil mi? Aynen. Ezelden. Valla ben de mallara baktım. Uçtuk mallarını. Sağ olsun benim arkadaş Ümran'la Senem de sulayacak, sağacak akşam yiyin. Onlar bakması yani bu saatte gelen. Ya pilavımı met etmek gibi olmasın da tane tanedir. Evet. Bitseydik dedik. Evet. Yani ben bu yemeği yiyeceğim kendim. Gat hemen mete. İyi tamam hadi. Beni de anam çok seviyordu kardeşim. Kardeşlerim içinde evlatların içinde en çok seni seviyorum. Ferhan derdi. Başka şimdi bir kavga yapıp şuna gülüverelim mi? Amcam çok severdi. Fazla yaşlarında. Amcam ağzını da tanımda. Ağzını da tanımda. Çok severdi. Nur içinde yatsın. Hat bir şey olmayaydı buraya gelirdi otururdu vallahi virüs çölen dinlemez bana. Dinlenme da iyi çok severdi. Bir de Hamide baba. Yani onlar iyi bambaşkaydı. Bu şey size yani böyle Nazmiye baba bir şey aldıracak etcek oldu mu? Ne dersem Nazmiye yapıyor derdi. Demeden daha alıp geliyor. Gördüğünüz bakın. Lavuk güzel oldu. Pişirenden de yapandan da Allah razı olsun. Yok seviyor. Ben sen kaç demedim. Burada. Efendim teyze. Evet teyze yapıyorum. Ben götürelim ama hayranları ayrı götürelim. Tamam. Elim titrer dökerim teyzeciğim. Hemen hadi bakalım teyzeciğim. Ben geçiverelim. Hadi hazırlan şurayı ben de yapacağız. Sofra bezi yasın. Efendim hayranlar çayda bak sofra bezini oraya götürelim. Bayağı. Şeker falan mı öleceğini diyor bana orada sofra bezi var. Sofra bezi seni götürdü ya. Biz de yer oturuyor yani. Çalışacaksınız asla yapmayacaksınız. Komutu başı yapmayın. Bugün düğün olmayı ben sulaşı olmana yapacaktım. Evet.
Gece de karnaya gardık. Domates çerçeveseniz kesin. Yani, daha fasulye aldım pazardan 5 kilo. O da yapıyor. Şuradan çerçeve pişti. İnşallah gari yarına. Ne alacaksın? Çerçeve pişti şuradan. Tencereyi çekelim de onu. Vallahi gördüğünüz gibi en doğalından. Hadi pilav üstü. Evet, hazır tavuk. Her şeyi değil mi? Hayır, abonyen tokla. Bahçe besleriydi. Biz de temizlerken gördüyseniz çektiydik. Biberler de bahçede. Bunlar acıdır. Sivas biberdi. Belli ucunu döken şöyle. Çok güzel ama lezzetli. Şunu yiyeceğim ben. Şu dat biberdi. Lezzetli. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra böyle şeyi yıkacağız. Yapacak bir şey var. Yapacağız. Yoksa oturacağız. Çayımız da demletti. Bunun altı kapını bak kanka benimle. Yanıyor. Yanıyor mu? Tamam. Tamam. Bize afiyet olsun. Çok alır gelirsiniz. Valla karnımızı doyurduk. Üzerine şimdi termin yarı demletti, yarı ben demlettim. Kardan çayları kattı, orta oldu. Şimdi bizim kız gururlanmasın, çay demletti. Bana bir bakışı var. Valla görmeniz lazım. Teyzem bakıyor anneme. Ama çayı ben pişirdim. O yüzden diyecek hiçbir şeyim yok. Atan kimdi çayın üzerine? Çayını dahi ben katledim, sen suyunu katverdin sadece. Bunlar teyzemle işte arası bir yaş var. Küçükken de böyleymişsiniz sanırım siz. Tabii. Kıyafette, oyuncakta falan acık şey yapıyormuş. Özellikle annem. Değil mi? Annem cadıydı, perlum bezi, Hulusi abi. Çok yalan. Seyircilerim inanmaz, siz bunlara iftira atıyorlar benim bundan. En güzelin o yerde, en güzelin o geyerde. Gerçekten. Bize kürsü verirdi. Gerçekten. Ya, kardeş. Ya ben başka şey değil, kırmızıyı çok severdim. Babam da çok derdi. Vardır bir huyu farklı. Vallahi öyle. Deyze. Seninki beni benzmez, benim seni benzmez. Ben de küserim. Kolay kolay küsüremem de, üstüme de barışırım ben. Bak bunun yine de bir başka canım zaten. Yani, kolay kolay küsüremem, aldırış etmem. Sen anamı çekmemiş. Hiç çekmemiş. Aç kalın. Küsükmezdi kimse ya. Bizleri gördüm hemen yüzü gülerdi. Ben anamı çekmişim. Hadi olsun, kapı tıkırdasın. Hemen anamı al, günü günü kapatmıyor giden. Zaten gözüm gönlü hep böyle canlandırıyor. Böyle cama uğradık hep gelir de kapıyı demir kapıya. Güle güle. Moralini kadar da bozuk olsa da hiç belli etmezdi, gülerdi. Esentiden şöyle sallandık ama pek sevinirdi. Kardeşim esentipi demişken bak. Yeşilliği gösterip annem bahçıvancı arasında olduğumuz şöyle seraları gösterdik ya. Bahçıvancı arası. Şöyle gösterelim. Dur anne. Vallahi gördüğünüz gibi şu kamyondan geldiği yol tarafı sanayi, Sivas'ta sanayiye gidiyor orası. Mesela Birölü sanayisinin ilerisine gidiyor. Şu seralar siz yakın. Bak onlar ne sulanıyor? Ispanak sulanıyor herhalde. Kardan yakınıştırıyor ama seraların dibinden. Yani tutamadım. Çamaşırdan da şey yapamadım şu an. Bak tabancalar var değil mi? Nerede o? Hangi şeyde? Onu göremedim. Tabancalar öbür tarafta aynı. Şurada tabancalar. Kuru yerde. Burası dediğim gibi bizim bahçıvanların olduğu yer. Pazar yerindeki, kapalı pazardaki olan yeşillik satılanlar noktası tüm bu seralardan gidiyor. Bildiğim kadarıyla. Deden de gidiyor Kardelen. Gördün mü? Evet. Bu giden de babam. Karnını doyurduk, oturdu, çayını içti, gidiyor artık. Gözüken evde Gönül babamın köşedesi. Evet, üç camlı olan yer Gönül teyzemin evi. Onun yan dibindeki de da... annem gelin. Aynen. Vallahi şimdi ben telefon benim elime geçti. Kardelen oturmuş. Saçını düzleştirdi geldi mi? Düzleştirdi geldim. Yanlış söylemedin değil mi? Ben kuaföre gittim. Saçlarım biraz uçları kırıktı. Bayağı kırıktı hatta. Yani onları kestirdim. Orada zaten fön çekilmişti. Şimdi de şöyle uçlarına maş yapıyorum. Sonra kuzenim Elif'e yapmam. Emine yapacak. Dönel basaç olacak. O şekilde. Bugün biz gitmiyoruz kuaföre. Gerek yok dedik kendimizce. Abamı evdik gelenleri gidenleri karşılayacağız. Akşam yine yemek verilecek. Yani pilav üstü gelecek. Onu da alırız. İlgileniriz. Aynen. Saat şu an 3 falan ama erken başladık. Aynen. 6.30'da gelin almaya gidecek. İnşallah gelin arabayı binerken falan çekebiliriz. Çünkü biz yağmurken neden detaylı çektik? Kız evinde olduğumuz için. Kız evinin evet. İçindeydik. Şimdi biz oğlan evinde olduğumuz için bu görüntüleri çekemiyoruz.
Kara neden şey diyorsun, o şey diyorsun? Böyle düz galo öreydi. Ne bileyim, elbise. Arkanı dön bakalım, olmuş mu? Şöyle belli oluyor mu? Aa, olmuş. Yine senin teyzem. Benim daha olmadı, bekliyorum sıra. Ben... Sen de sen mi bekliyorsun sırayı? Bekliyorum ben. O da bekliyormuş sıra. Şimdi Elif gelir kardeş, o da bekler sırayı. Şimdi ben öbür tarafa gideyim, bakayım çekilen ne varsa onları çektiriz. Çekilmeyecek olan ne varsa boynumuzu bükeriz, bekleriz. Gördüğünüz kartları Gediz'in Okul köyünden geldi. Yani amcamın oğlanlara, bizim amcalar abama karpuzu katıvermişler. Düğünde yedirsin içirsin geleni gideni diye. Şimdi abam bunu soyacaktı değil mi? Ben bunu soyacağım ki. Yan yan bak Perihan, ha şöyle elma soyalım. Teyzem onu güzel söyledi. Annem hiç soymadı herhalde öyle. Vallahi tadını merak ettim. Biz normalde hep taslaklarız. Öyle kabuğunu soymayı ben bilmem. Ölenlerin ruhuna basın. Kimler götürürsün? Olmanların ruhuna basın. Ama şöyle ikisini biri vermiş. İki tanesi biri katıymış. Birinin bir tanesini katıymış karpuzların. Yani dediğim gibi Gediz'in Otuk köyünden, sırf çamlık bir köydür. Gerçekten çok güzel. İnşallah gitsem de bir çekebilsem, sizlere göstersem. Gittim yok, kodum yok. Çünkü düğün vardı. Bildiğiniz gibi virüsten düğünler yarın akşam iptal olacakmış. Onun için abam bugün aldı düğünü. Aniden düğüne karar verildi bugün. Abam öyle soymuyordu ama. Abam. Öyle dik dik soyuyordu onu. Öyle soyuyordu. Değil mi kardeşim bugün? Evet. Zengi dedi, soydu. Aynen öyle soyuyordu. Tadını çok merak ettim vallahi tadını. Kaç tadat kardeşim? Köyden mi gelmiş? Yani vakıftan gelmiş. Vakıftan. Düğünde yedim, misafirler yine getirmişler. Tadından bilene. İnşallah güzeldi. İnşallah. Bakalım. Ben daha güzel. Hani bu içini yemiş biraz. Harika. Ama güzel görünüyor yani. Çekirdeğinden belli. Köy karpuzu doğal olduğunda. Evet. En çok karpuzun şöyle ortasını yemeyi çok severim valla. Bakın içinde. Şimdi geçin Perola, sen mi kız? Evet valla. Afiyet olsun. Ay çok güzel görünüyor. Orası daha bir lezzetli oluyor sanki. Ölenlerin ruhuna varsın. Amcamın oğlanlarının bunlardan umanları. Amin amin. Anacığım çok severdi. Akrabasını bir bizleri değil. Bütün akrabasını gördüm. Onların yüzü gülerdi gerçekten. Bu arada yemek de gelecek. Ondan sonra giyineceğiz. Tabii ki hazırlanacağız. Yine ben her zamandaki gibi altta bir pantolon, üstte şifon. Onu giyeceğim. Birkaç kişi demiş ki elbise giy vücuduna çok yakışır diye. Vallahi ne bileyim, ben cesaret edip de hiç almadım, giymedim. Allah'ım gal, inşallah İboş'un kardelerinde o çocuklarımkinde giyerim, alırım da. Evet inşallah, bakalım. Abam daha iyi soyacak. Bak şimdi Nazmi babam da kuaförden bayalı geleli çok oldu. Şöyle teyzemin saçlarını göstermek istiyorum. Maşallah çok güzel olmuş. Kestiriz de bu arada teyzemin saçları hani takma falan değil, kendi saçı. Kayınla maşallah kız gibi. Allah'ım hani tü 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 tü. Kardeş benim. Bir de tüküremem hasta olmasın diye. Olmaz canım zaten, olur mu kaptı? Öyle olmazsa yapardım o işi ben. Evde de bıçak var. Karpuz neyse ne. Valla dönüver bizden tarafı. Onu garamaz. Abun neyin içine koyacağız? Şey var bak. Bunlar onları getir. Dur tabiri alayım. Ama karpuzları kim verdi bu? Merak etme. Köyden amcam olanları verdi. Necmettin abi gülpeler vermiş. Buradan onlara selam gönderiyordum yani. Mustafa amcamın çocuklarına, Hüseyin amcamın çocuklarına verdi. Mustafa amcamın, Hüseyin amcamın ruhuna varsın. Amin. Abi şurada yok. Şey mi? Bismillah. Salam. Kaydırsın. Tamam. Onu niye öyle dediniz? Yeni dolunu merak ettim. Göstereyim dedim ama. Dur. Şunu tutup bakalım. Belki de poşete katan mı kabukları geldi? Bakın o sineklerimizi götürdük de yerlerde. Neyse ben yakarım, gazlarımı götürdüm. Allah geleceğini biliyordum bak. Yok onu yineklerin götürmediğim için gazlarımı götürdüm. Onu şey merkezde büyük poşetler var. Nerede büyük poşet? Opa ben yiyemedim. Kartının altında. Acaba yiyebilir miyim? Yüzümü veriyor mu? Buradan da ağzından yiyemedim. Şuradan şeyinden vereceğim bana. Neden? Abonun, hayır abonun dildiği var bana. Kamuktan mı? Hayır. Daha şundan dili ver. Şundan dili. Çok incecik dili ver. Ne oldu? İncecik dili ver. Tamam.
Ya mübarek pastırma dedi mi çalışıyorsun ha. Ya? Şuna bak bir şuna. O suyunu dökme geri sildirim vallahi sonra tabak getiriyorum. Saçın önüne geliyor. Birazcık da toplasam geliyor ona. Lezzeti çok güzel. Değil mi? Asıl doğal ve organik kardeş. Kardeş de acardır canım. Ya Hamide bana gelemedi. Gönül ama ne ettin bu benim karpuz yemedin gidiğine mi gitti? Ha? Ne oldu? Arpan nereye vurdu? O değil karı parçam vardı. O atmışım atmışım. Atmışım bir yemedin. Bir karıştırdık ya. Yemedin yediğine gitmiş. Yine valla. Ona bilsem ben de bilmem. Öyle bir cümle ben de. Kemal Sunal'dan benim ağdırım yoktu. Cümleye bulurum arkasını bulamam. Nazmiye bak. Ha, bizi çok severim ben. Kabuğu buna yakışır, değil mi kardeşim? Vallahi öyle. Ya bana yakışıyor, sağ ol. Bakın ben. Değerli izleyicilerim, siz. Allah ne buldu burada? Ablası çölmeyi yok. Bir ara şey yapacağım. Nereye geliyor? Çenişte balamayacak. Gedezin meşhur güvecini yapacağım. Ben şöyle bunun işte. İçinde eti koyacaksın kapağı da var. İşte enişte balamayacak. Açık bundan canlı. Nereye geliyor? Ne güzel kız. Seni görüyordum şimdi. Allah diyaz Allah birdir. Enişte mi? Geliyoruz. Sermeyi getirmemiş. Ablamın şeyinden sonra bir de yeni evine çekeriz. Taşın İnşallah. Nazmi babamın sarı altında ev vardı. Müstakil bir ev. Oraya müteahhidi verdi. Oraya yapıldı. Yerin iki katlı ev oldu. Abam düğünden sonra gireceğini diyordu. Gideceğini de bakamıyordu. O iş belli olmaz. Oraya kiranı çabuk gidecek. Gideceğim. Kızım öyle dediniz mi? Beni üzüyor musun? O benim burada arkamdaydı. O gidecek diye üzülüyorum ben. Vallahi biz öyle deyip durma. Biz de çarşıya geldik. Emel de abi. Öyle dedim mi? Emel de Fevzi abi çok sinir oluyor. Geçen de öyle dedim de Arzu niye öyle diyorum. Sen bir daha deme diyor. Gitsin güle güle dursun diye bir daha öyle laf edip durma diyor. Kızım dedim ben güle güle dursun dedim. Gelip gitsem mi dedim. Şeristan da arkamda durdu yetiyordu. Bana dedim ben. Arka evet. Lafta dedim. Biz ben Fatih'in ne diyor? Evet, sanatçılar da geldi gördüğünüz gibi çalıyorlar. Sildi. Krem sürdü ve kullandı. Ben şunu yıkayayım. Evet. Ne oldu ki?
zinin olacak gibi mi bu cama? Bilmiyorum. Aşağıda yoklar. Sofra atılır diye mi ki? Sığmaz ki o. İlk önce ben yere bırak, kole bırak, tabakları panalım öyle yani geçirelim. Kancık diye getirmişler zinin olarak. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Yine şifon bir pantolon. Her zamandaki gibi kendimi çok iyi yakıştırıyorum. Nazım teyzem daha süper olmuş. Kızı Ayşe tabii ki. Ben kaynanayım. Maşallah teyzem çok güzel oldu. Evet. Ben teyzeme dedim elbiseleri değişelim diye ama kabul etmedi. Anne ne yapacağız şimdi? Aynen kabul ettim. Doğru etti pardon teyze. İkisi de güzelmiş. Ben birini abinkini giyerim, birini seninkini giyerim. Oldu. Tamam anne sen de kendine mi beğendin elbiseleri? Evet. Ya Allah'ım da Allah onlara hayırlı nasip versin de. O günler geldi mi alınır her şey. Evet. O zaman zaten hayırlı nasipler hep alınır. Birazdan da yola çıkacağız. Tabii ki bildiğimiz kadar konvoy yokmuş değil mi Ayşe? Evet. Sağ olun. Yavaş yeni kız anası da geldi. O da hazırlandı geldi. Gördüğünüz gibi o da turkuaz mı? Kiremit rengi mi? Aynen. Kiremit rengi bir. Onunki de çok güzel olmuş. Hasta olduğumdan hazırlanamadım. Elbisemi geri gezdiriyordum. Kına getirsin der. Boyundan dolayı yara olduğu için yaptıramadım. Babamda da benimdeki çıkalın bir farklısı şey çıktı. Ne o? İnceleme. İnceleme çıktı. Evet vücudum sarmış. Ondan dolayı benimki bir farklıydı. Hani temire gibiydi. Babamınki de inceleme. Yani kardeşim çalıştığımızdan mı oluyor, üzgünlüğümüzden mi oluyor anlamadık. Gitti. Demin davul çalınıyordu. Bir ara boşluk verdi herhalde gideceğimiz diye. Bu arada maskelerimizi de aldık elimizi. Hazırladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu yıl saç falan yaptırmadık. Ben de saçım başı kendim yaptım. Aynı elbisesini giydik. Evet yeşil elbiseyi giydim. Bu arada burada da çay faslı var. Aydın bir çay da bana kat da içek. Katıyor mu? Katıyor vallahi hadi. Elinden çay içeyim mi? Şöyle bir göstereyim manzarayı. Gelin şimdi de bana çay yapın. Dur abi elimde telefon var. Thank you.
almaya geldik. Kızımız gelin almaya geldik. Şöyle size manzarayı göstermek istedik. Uşan bu tarafı Tokit Diş Hastanesi'nin doğru. Evet. Diş Hastanesi burada ileride oluyor sanırım. Şu aşağıda İzmir yolu üzeri. Şu tepeler ne diye geçiyor onu bilmiyorum gerçekten. Oğlan evimiz de geldi. Dur araba geliyor anne, bir saniye bekleyelim. Şimdi de kamyon geliyor. Bekleyeceğiz artık. Transit geliyor. Trafikte yoğun. Hadi geçelim. Düğünden düğüne geçiyoruz artık. Bu sonuncu düğünümüz. Allah'ım hayırlı geçirmesin. Kazım'ın Gözde'yi. Evet. Şimdi tekbiri aşağı indiriyorlarmış. Ya indirmiyorlar annem. Öyle mi? Kapıyı açmıyorlarmış. Aynen teyzem Kınız yukarı çıktı. Ya, aynen. Tamam. Adetler buradaki gibi, bizimki gibi aynı. Damadımızın ismi Kazım. O da şey subay. Subay. Bandocu. Bandocu. O da çalacak. Tabii ki gelin için söyleyecektir herhalde. Söylemeyecek, çalacak işte. Yani aynen. Bakalım bize bekliyoruz. Kapatmak da istemiyorum. Aynen geliveri diye. Aynen. Tekbir sesini duyunca. Herkes telefonunu almış bekliyor sabırsızlıkla. Aslında çekebilseydik de yukarıda çekseydik daha iyi olurdu tabii ki. Ama çekme imkanımız yok oğlan evinden olduğumuz için. Ya da deseydik kardan biz YouTuber de lütfen bizi kabul edin desek olur mu? Ederlerdi o zaman. Bu ne bekliyorsun? Evet, geliyorlar. Kenar çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
اللهم اجعل هذا لقط ميمون مبارك واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهرة رضي الله عنها اللهم أعطي لهما أولادا صالحا وأمرا طويلا ورزقا واسعا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات geldik. Salonumuza geldik. Burası Yağmur Aldan'ın olduğu yer değil ama burası da kır düğün salonu. Gayet burası da geniş. Misafirler de yavaş yavaş geliyor. Gördüğünüz gibi bende maske var. Çünkü korkuyorum bugün gözlerim yanıyor. Ya hasta olacağım. İnşallah başka bir şey değildir yani. Gerçekten buraya ilk defa geliyor. Çok büyük. Çok güzel. Sen papyonumu almadın mı? Hani? Bunda değil, bunda mı? Sen
Takipçinin biri bana yazmış, ben yakalandım çok kötü diye.
Bana geçeyim. Allah'ım hayırlı geçirler. Eve gidecektik. Şimdi gitmeyeceğiz artık. Gelini buradan evet. götüreceğiz. Oğlan evini bırakacağız. Abandı. Ondan sonra dolduracağız. Öyle yapalım değil mi? Çünkü gideceğiz oradan. Her zaman. Ha, öyleymiş. Şimdilik bu kadar.